Gezi Parkı'nın boşaltılmasının ardından dağılan göstericiler çevredeki otellere sığındı. Polisin uzun süre yaptığı uyarılara rağmen de göstericiler bulunduğu otelleri terk etmedi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bu duruma dikkat çekti. Eylemciler sırtını otellere dayıyor, gerekirse adli makamlarla görüşüp bu kurumlara da müdahale ederiz dedi. Çok net olan bir şey vardır. Bir kısım göstericiler sırtlarını bu mekanlara dayamak suretiyle bu mekanları kullanmaktadırlar. Hiç kimse ülkemizin turizmine hizmet eden bir takım mekanları ülkede gösterilere ve bu tür kargaşalara hizmet eden bir pozisyona sokamaz. Bu o kurumların da itibarı açısından fevkalade sıkıntılıdır. Bunlara karşı elbette ki emniyet güçleri ceza muhakemeleri usul kanununun gerektirdiği izleme ve gözaltına alma işlemlerini de yaparlar. Şu ana kadar bu mekanlara girmedik. Ama gerekirse adli makamlarla görüşerek bunları da yapabiliriz. Sosyal medyada olayla ilgisi olmadığı halde yayılan haber ve fotoğraflar. Vali Mutlu bir kez daha bilgi kirliliğine dikkat çekti, örnekler verdi. Çok çarpıcı olanlardan bir tanesi, Uşak'ta öyle hatırlıyorum bir Çanakkale'deki bir trafik kazasında yaralanmış olan bir çocuğumuzun görüntüleri dün Taksim'deki olaylarda adeta yaşanmış gibi servis yapıldı. Ama biz daha sonra bu görüntünün Çanakkale'de bir trafik kazasında maalesef yaralanmış olan bir çocuğumuza ait görüntüler olduğunu sizlerle paylaştım. Tomalar insanların üzerinden geçiyor. Çocuklar fevkalade kötü yaralanıyor şeklinde sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan toplumu ajite edici haberlere bu ortamda çok dikkat edilmesi gerektiğini özellikle ve özellikle ısrarla paylaşıyorum. İstanbul Valisi tomalardan cildi tahriş eden kimyasal su sıkıldığı iddialarına da yanıt verdi. Emniyet birimlerimizin kullanmış olduğu tomalardan tazikli suyla birlikte bazı araçlarda da renginden zaten fark ediyorsunuz. Biraz daha rengi daha koyu olan su da püskürtülüyor. Bu da ilaçlı bir sudur ama hiçbir şekilde kimyasal bir etki içeren, kimyasal nitelikli bir su değildir. Bugüne kadar da kullanılmıştır. Gözaltına alınan taraftarların çarşı grubuyla ilgisinin olmadığını vurgulayan Vali Mutlu, göstericilere destek veren sağlık personeliyle ilgili de işlem yapılacağını açıkladı. Vali Mutlu daha sonra attığı tweette gözaltına alınan ve sağlık personeli olduğu öne sürülen kişilerin doktorlukla, sağlıkla bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Vali Mutlu söz konusu kişilerden birinin de hırsızlıktan 7 ayrı sabıkasının bulunduğunu belirtti. Ve son olaylarda ilk kez silah kullanıldı. İki polis yaralandı. Vali Mutlu artık göstericiler silah da kullanıyor diyerek tehlikeye dikkat çekti.